Sonuçta bugün baktığımız zaman AKP ve MHP ittifakının, buna BBP'yi de ekleyelim bu an itibariyle Türkiye'ye sunduğu hemen hemen hiçbir şey yok. Bir vizyon yok. Türkiye'ye sunduğu bir beka devletin bekası temelinde oluşan Afrin operasyonu ve Suriye'de muhtemel başka operasyonlar ve daha sonra da sıranın Irak'a geleceği yolundaki bir takım vaatler var. Halbuki Adalet ve Kalkınma Partisi yakın bir zamana kadar Türkiye'ye başka vizyonlar sunabilme şansına sahipti. Bu daha çok soft power diye yumuşak güç perspektifinde hedeflerdi. Demokrasiyi, Avrupa ile bütünleşmeyi vesaire hedefliyordu. Bunu sunuyordu vizyon olarak Adalet ve Kalkınma Partisi. Ama bir süredir sunduğu şey tamamen bir çatışmacı perspektifte, tehdit algısını her şeyin önüne koyarak tehditlere karşı beka, ülkenin bekası, bölünmesini engelleme iddiasıyla e, askeri bir takım perspektifler, yani soft power'ın tam zıttı olan hard power, askerin öne çıktığı, silahın öne çıktığı bir perspektif sunuyorlar. Ve bu perspektif belli bir yere kadar götürebiliyor. Örneğin Afrin harekatı başladığı zaman ilk günlerde belli bir şey yakalandı siyasetler tarafından ama daha sonra Afrin gündemden e, düşer gibi oldu. Şimdi şehrin kuşatılmakta olduğu haberleriyle beraber tekrar gündeme gelecek tabii ki yavaş yavaş. Hele şehre girilmesi halinde ve oradan YPG güçlerinin çıkartılması halinde e, yine bir e, dinamizm belki yakalanacak ama sürekli bir savaş hali, sürekli bir çatışma haliyle e, Türkiye'nin gidebilecek çok fazla bir yeri yok.